Merhaba, hoş geldiniz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Orta Doğu kriz gündeminden maalesef çıkamıyor. Ee, Suriye'deki gelişmeler çok yakıcı bir şekilde devam ederken birdenbire Kerkük alevlendi, çatışmalar yaşandı. Ne oluyor Kerkük'te? Biraz geç kaldım bu yayın için ama gerilim devam ettiğinden bunun nedenlerini, sonuçlarını ve bundan sonraki sürece dair bir takım öngörüleri sizinle paylaşmak istiyorum. Kerkük malum Kürtler, Türkmenler ve Araplar arasında bölüşülemeyen bir şehir petrol zengini diye adı çıkmış ama bu zenginlikten asla nasibini alamamış. Bir süre öncesine kadar işte Irak'ın ticaret merkezi olarak bilinirken şu anda biz Kerkük'ün fakirliğini, yoksulluğunu, işsizliğini, istikrarsızlığını ve ...bu siyasi kavgalar arasındaki bölünmüşlüğünü konuşuyoruz. Referanslarımız artık bunlar. Kerkük'te ne oldu? Neden çatışma çıktı? Ve gerilim neden devam ediyor? Bununla ilgili temel bilgileri hemen aktarmaya çalışayım. Başbakan Sudani, Irak Başbakanı Sudani... ...Kerkük'te şu anda Kerkük Operasyonlar Karargahı olarak bilinen binayı... Kürdistan Demokrat Parti'ye iade etmeye karar verdi. 25 Ağustos'ta bir kararname ile ya da bir kararla bunu duyurdular fakat buna buna karşı Araplar ve Türkmenler gösterilere başladılar 27 Ağustos'ta teslim edilecekti binanın önünde çadırlar kuruldu ve gösteriler başladı bir süre sonra da Kerkük Erbil arasındaki yol trafiğe kapandı yaklaşık 7-7 gün boyunca bu kapalı kaldı. Buna mukabil e, Kürtler de karşı gösteriye başladılar e, ve bu gösteri yolun açılması talebiyle başladı. Daha sonra e, işte karargahın devrini istemeyenlerin, bulunduğu alana yönelik bir yürüyüş başlayınca müdahale oldu. Çatışmalar çıktı. 4 kişi öldü. 15 civarında kişi de yaralandı. 4, ölenlerin hepsi Kürt. Daha sonra tabii ki işte sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve tutuklama operasyonları başladı. Her ne kadar yetkililer, başbakan dahil, Sorumlu olan her kimse güvenlik güçleri dahil herkesin soruşturulmasını istediğini ve bu konuda hassasiyet gösterilmesini istediğini söylese de tutuklananlar, gözaltına alanlar Kürt göstericiler. Bu da öfkeye neden oldu. Biraz hemen siyasi müdahaleler söz konusu. Ee, tabii ki öncelikle Başbakan Sudani devreye girdi. İşte Türkmenler dahil Kerkük'teki milletvekilleriyle bir toplantı yaptı. Ee, elbette sokağa çıkma yasağı olayların birazcık durulmasına neden oldu. Yol açıldı vesaire ama gerilim bitmedi. Ee, gözaltına alınanların bırakılması talebiyle yeniden e, toplanmalar gösteriler bugün de var. Peki ne oldu? Hani siyaseten bu işi şey yapmak için, önlemek için, çatışmayı önlemek için bazı müdahaleler oldu dediğim gibi ama daha da önemlisi Federal Yüksek Mahkeme 3 Eylül'de bir karar verdi. Bu karargahın KDP'ye devriyle ilgili kararın dondurulmasını öngörüyor. Bu karar buna karşı tabii ki Kürdistan yönetiminden sert tepkiler geldi. Onları da paylaşacağım. Bu arada Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah Kerkük'e gitti. Komutanlarla, istihbarat şefleriyle vesaire bu binada görüşme yaptı. Şimdi bu bina ortak operasyonlar karargahı. Burada Irak güçleri, istihbarat güçleri peşmerge, asayiş yine yani Kürt istihbaratı vesaire bunların da temsilcilerin olduğu belirtiliyor. Şimdi bu bina niye bu kadar tartışmaların odağında? Kim ne istiyor? Burada bu son derece önemli ama mahkeme kararına bu tepkiler gelirken sonuçta henüz ortada bir kararname var. Kararnamenin yürütülmesinin durdurulması yönünde bir karar var ama mesele çözülmüş değil. Bununla ilgili komite kurulacak. Başbakan bu konuda karar vermiş. Daha doğrusu devleti yönetme ittifakı, şu anki koalisyon hükümetinin temelini oluşturan ittifak komite kuracak. Şimdi bu ittifakta Şii partilerin önderliğindeki koordinasyon çerçevesi var. Sünni kanattan egemenlik koalisyonu ve azim koalisyonu yer alıyor. Yine Kürt tarafından Kürdistan Demokrat Parti, Kürdistan Yükseverler Birliği ve Hristiyanların Babiligun koalisyonu yer alıyor. Yani bütün tarafların olduğu bir koalisyon içerisinden bir... Komisyon oluşturulacak, komite oluşturulacak ve bunlar işte bir çözüm önerisi getirecekler. Bu mesele yani bu binanın devriyle ilgili anladığımız kadarıyla Başbakan Sudani ile Kürdistan yönetimi, KDP yönetimi demek gerekiyor daha çok. Bir anlaşmaya varmış, bir uzlaşmaya varmış. 18 Aralık... 2023'te seçimler olacak. Yani kentin il meclisi seçilecek. Seçimlerden öncesinde KDP'nin kente dönmesi meselesinde bir uzlaşma sağlanmış. Şimdi tabii ki Sudani'nin KDP'nin hükümette olmasına olan ihtiyacı devam ediyor. Kürtlerin katılımı olmadan Bağdat'ta hükümet kurmak mümkün değil. O yüzden Kerkük'te KDP'nin istediği yönde bir Taviz verildiği anlaşılıyor. Şimdi bu taviz mi değil mi? Tabii ki bu tartışılacak. Şimdi bu bina dediğim gibi şu anda ortak operasyonlar e, karargahı olarak kullanılıyor. Fakat bu bina e, geçmişte neydi? KDP ile ilgisine bu önemli. E, şimdi mahkemeye giden ve yürütmenin durdurulması kararını aldıran Sünni aşiret temsilcileri şikayet onlardan geldi. Bu binanın bulunduğu toprakların ve binanın daha önce maliye Irak maliye Bakanlığına ait olduğunu söylüyorlar. Şimdi 2014'te işit palazlandığında saldırılar arttığında Irak'taki pardon Kerkük'teki aynen Şeyde olduğu gibi e, Musul'da olduğu gibi merkezi güçler e, kenti terk ettiler bulunduğu karargahları bıraktılar. E, Bunun bu karargahlar e, işte Peşmerge tarafından dolduruldu. E, 2014'ten 2017'ye kadar bu binada Peşmerge tarafından aslında KDP tarafından kullanıldı. Şimdi 2017'de hemen şunu görüyoruz. Burada yani Kürdistan'da bir bağımsızlık referandumu düzenlendi. Bu referandum çerçevesinde Kürdistan'ın bağımsız yönünde bir karar çıktı. Buna sert tepki gelişti. Bir tarafta Türkiye, bir tarafta Irak, bir tarafta İran ve İran'ın desteklediği Haçlı Şabi güçleri, Irak ordusu. Kısa bir süre sonra Kerkük'e girdi ve kentte kontrolü ele aldı, peşmerge çekilmek zorunda kaldı. Haliyle KDP'de 2017'de bu binayı terk etmiş oldu. Daha sonra vali, tabii ki görevden alındı, vali yani işte Kerkük'te ağırlıklı olarak KDP değil, KYB'nin bulunduğu bir bölge olduğunu hatırlatalım. Yani KDP burada nüfuzunu artırmaya çalıştı, çalışıyordu. E, fakat geleneksel olarak burası e, Talebani'nin partisi, KYB'nin kontrolünde elindeydi. İki parti arasında da böylesi bir nüfus kavgası var. E, tabii ki Peşmergen'in Kerkük'ü e, kaybetmesi nedeniyle iki Kürt partisi arasında da çok ciddi bir gerilim yaşandı. Bugünkü e, işte... E, Kürdistan içerisindeki siyasi kavgaların temelinde de hala Kerkük meselesi yatıyor. KDP KYB'yi suçluyor. KYB'nin merkezi hükümet güçleriyle, Haçlı Şabi ya da Irak ordusuyla işbirliği yaptığını, direnmediğini söylüyor. KYB suçlamaları reddediyor ama Mesut Barzani'nin bu konuda çok ciddi bir öfkesi var ve bu öfke geçmedi. Şimdi KDP'nin şehre dönmesi seçim öncesinde siyasi tabii ki siyasi denklemi de etkileyecek. Burada e, Kayabe'nin de bunu istediğini söyleyemeyiz yani Kayabe Irak tarafıyla siyaset yapmak e, konusunda daha arzulu istekli. Yani Kürdistan'ın geleceğini de Bağdat'ta ve Bağdat'ta olmakta görüyor o yüzden e, Burada hani Kerkük'te de kendi ağırlığı varken KDP'nin de buraya gelmesini istemiyor. Fakat Sonuçta iki parti bir araya geldiği zaman valiliği kazanma şansları var. Yani ancak ayrı ayrı listelerde girerlerse ki böyle bir ihtimal var, bu durumda Kerkük'te bir Kürt vali seçmek işte riskli bir durum haline geliyor. İl meclisi belirlenecek, il meclisi valiyi seçecek. Tabii Kürtler şu anda yaklaşık olarak nüfusun yarısını kontrol ediyorlar. Yani iki parti birlikte hareket ettiğinde valiliği tekrar alma şansları var. Şu anda vali merkez tarafından atanmış bir vali, yani 2017'den beri atanmış vali, önceden vali yardımcısıydı. Devam ediyor, yani merkeze bağlı. Şimdi merkezin kontrolünde bir statü mevcut statü, tabii ki oradaki Arapların tercih ettiği bir şey. Türkmenler de. Aşağı yukarı e, kentin yani yeniden Kürtlerin ağırlıkta olduğu bir yönetime geçmesini istemiyorlar. Burada tabi Türkiye'nin tercihleri de önemli. E, sonuçta buradaki Türkmenler Türkiye ile koordinasyon içerisinde hareket ediyorlar. Tabii e, Türkmen kartı bölünmüş durumda. bunu da vurgulamak lazım. Işitle mücadele sırasında Şii Türkmenler daha çok İranla ya da Haçlı Şabi ile çalıştılar ee, ve birazcık Türkiye'nin özellikle Şii kanatlar üzerindeki etkisi zayıfladı. Ee, yani Şii Türkmenler Sünni Türkmenlere oranla nüfus olarak daha fazla. Ee, ancak yine de burada e, Türkmen kartını Türkiye'ye kaybetmemek için de hani bütün müdahale kapasitesini kullanıyor. Bir süre öncesinde de Hakan Fidan Bağdat'ta ve bölgede hem Kürdistan'da bütün taraflarla çok geniş bir temas trafiğine imza attı. Bunlar bu olaylar bu temaslardan sonra da geldiği için bazıları meseleyi Hakan Fidan'a da bağlıyor. Ama mesele o kadar Basit değil. Bir kere Kerkük son derece karmaşık bir yer. Bunu vurgulamak lazım. Tarihsel olarak da bugün de Kerkük bir paylaşım savaşının tam ortasında. Şimdi tabii ki mahkeme kararına karşı Kürdistan yönetimi çok sert tepki gösterdi. Mesela Mesur Barzani başbakan. E, mahkeme kararını saçmalık olarak nitelendirdi. Bunun dışında KDP yetkililerinden gelen açıklamalar var. E, mahkemenin bazı zihniyetiyle hareket ettiğini söylüyorlar. E, bunun dışında yani... E, Mesut Barzani'den bir tepki var yine e, Kerkük'te evlatlarımızın kanın akıtılmasının bedeli ağır olacaktır diyor. E, ayrıca bir misilleme gibi de duruyor e, Kürdistan yönetimi Kert, Kerkük Kürdistan'dır yazılı bir pul basma kararı almış. E, baş, ba, ba, bazı kaynaklar eğer olaylar hani daha da tırmanmaya devam etseydi peşmerge güçlerinin Kerkük'e müdahale edeceği, gireceği yönünde bir takım iddialar var ama siyasi müdahaleler bunu önlemiş gözüküyor. E, beri tarafta tabii e, hani Talebani tarafı, Kürtistan Yüseverler Birliği tarafı ne diyor? Şimdi oraya baktığımız zaman orada da tabii karşılıklı e, suçlamalar var ama Kayabe'nin resmi açıklaması şöyle. Kerkük'teki partiler arasında diyalog kurulsaydı parti binası meselesi büyük bir sorun olmayabilirdi. Ancak daha da hani spesifik tepkilere baktığımız zaman KDP'nin suçlandığını görüyoruz. Sadi Ahmet Pire'nin bir açıklaması var. Diyor ki Kerkük'teki gösterileri organize edenler Er, Erbil'de oturuyorlar yani Kerküklü kerküklü Kürtler değil kendi siyasi ajandalar için kentte kaos yaratmak istediler diyerek KDP'yi suçluyor. Şimdi e, tabii bu siyasi kavga böylesi zamanlarda daha da alevlenir. Ben sadece taraflar nerede duruyor onu aktarmaya çalışıyorum. Bu meselenin e, ne kadar çetrefilli olduğunu. Bu konuda da Kürt Birliği'nin tam çalışmadığını altını çizerek vurgulamak istiyorum. Şimdi Arapların niye bu kadar bu meseleye asıldığını, Türkmenler biraz önce daha böyle mesafeliydi. Daha sonra tabii Türkmenler de işin içerisine girdi. Öyle anlaşılıyor. Bir kere bu gösterilere yani binanın devrine karşı çıkan gösterilere kimler öncülük ediyor? Baktığımız zaman işte Haçlı Şabi içerisinde Asayib ehlil Hak hareketinin olduğunu görüyoruz. Onlar bu işte başı çekiyorlar. Tabii Türkmen gruplar var. Bir de Sünni Arap aşiretleri yer alıyor. Şimdi biraz karmaşık bir durum tabii. Çünkü yani Sünni Arap aşiretleri aslında Haçlı Şabi ile de aralar çok iyi değil. Fakat Kerkük meselesi söz konusu olduğu zaman böylesi bir Arap ortak tepkisi Türkmen ortak tepkisi hemen şekillenebiliyor yani aralarında farklılıklar siyasi duruş farklılıkları olsa da böylesi bir e, hani ortak tepki ya da ortak bir paydada buluşma e, ihtimalleri de söz konusu. Burada e, yine Türkmen tarafının tepkisini görmek açısından e, baktığımız zaman ne, ne var e, işte Türkmen cephesinden, Irak Türkmen cephesinden Erşet Salih'i Erşet Erşe Salih önemli bir isim e, cephenin lideri yani milletvekili e, o da diyor ki e, bu barışçıl bir şekilde devam eden gösterilerin e, işte hani e, Irak'ı e, Kerkük'ü kaosa sürüklemesinin nedeni e, PKK'li teröristler ve e, İran'dır diyor. E, bu da Türkiye'nin bakış açısını yansıtan bir tepki. Tabii ki bunlara katılıp katılmamak e, sizin takdirinizde. Ben e, fotoğrafı tam anlamıyla vermek için e, bu aktarımda bulunma gereği duyuyorum. Şimdi e, bir de tabii bu işin, Arapları e, Arapların tepkisini ya da onların bakışını e, anlamak açısından onlar nerede duruyorlar oraya bakmak lazım Bir kere Araplar e, farklı e, Arap temsilciler e, işte mesela e, Arap e, işte kamuoyu komitesi ondan sonra e, Arap, arabizm ittifakı gibi böyle e, Arap koalisyonu gibi farklı yapılar var ve bunların, ortak tepkisine baktığımız zaman ortak dediğim yani farklı farklı açıklamalar var da e, tepkilerdeki ortak noktaya baktığımız zaman şunu vurguluyorlar. E, 2017'den itibaren Kerkük merkezin kontrolüne geçtikten sonra şehirde bir istikrar hakim oldu. İşte Arapların marjinalleştirildiği, dışlandığı, işte kaçırılıp öldürüldüğü, siyasi motivasyonla hareket edildi. O dönem kapandı. Deniliyor bu iddia bu burada tabii ki e, işte peşmerge e, özellikle de KDP suçlanıyor e, ve bunun değişmesini istemiyoruz diyorlar e, burada e, hani ortak yaşam e, önemli tamam ama e, Kerkük'ün bir e, Irak e, kimliği var bunu bunu değiştirecek herhangi bir şeye izin verilmemeli gibi bir refleksin burada öne çıktığını söylüyoruz. Burada görüyoruz. Burada temel mesele elbette temel mesele kerkükün statüsü. Kerkük e, statüsü belirlenmemiş ve anayasanın 140. maddesine göre önce işte nüfus sayımı arkasından da. Bir referandumla Kürdistan'a mı katılacak yoksa merkezde mi kalacak bu statüsünü belirleyecek bir referandum olması gerekiyordu. 2005 Anayasası gereği bunun yapılması gerekirken zamanı geçti bu yapılamadı. Çünkü böylesi bir adım statüyü belirleme adımı içinde çok fazla tartışmayı barındırıyor bir kere. E, Araplaştırma siyaseti 1970'ler ve 80'lerde devam eden Araplaştırma siyasetiyle kentin demokratik yapısı bozuldu. E, bunun düzelmesini isteyen taraflar var e, yani Araplar, e, pardon e, Kürtler ve Türkmenler bu işin bu sürecin mağdurları olarak yeniden bu bölgeden sürülmüş topraklarından e, olmuş insanların dönmesini istiyorlar. Böylesi bir normalleşmeyi önce şart koşuyorlar. Şimdi bu normalleşme tabii ki başka e, e, fiili durumları da beraberinde getiriyor. İşte Arapların hani dışlanma, işte sürülme gibi hani bir bir takım şikayetleri var. Bunlar Kürtlerin ve Türkmen Kürtlerin özellikle normalleşme olarak gördüğü bir takım müdahalelerin ya da işte dönüş çabalarının sonucunda ortaya çıkmış bir tablo. Şimdi kentin böylesi bir hani nüfus nüfus konusunda seçmen kütükleri konusunda hatta tapular konusunda ki belirsizliği. Ee, böylesi bir referandumun yapılmasını da imkansız hale getirdi yani kimse buna cesaret edemedi daha doğrusu ee, Özellikle kentin güney ve güneydoğu kesimleri bugün Arap yoğunluklu kesimler, işte buralarda işte Arapların yerleştirilmesinden kaynaklanan kentin yapısına bir müdahale söz konusu etmişler 80'lerde. Tabii bunun nüfusa net olarak nasıl yansıdığını da biliyoruz ve görüyoruz. Şimdi mesela bazı rakamlar vereyim, tabloyu anlamak açısından. 1957 verileri var, nüfus sayımı verileri var. Bu nüfus sayımına göre o dönem Kürtlerin şehirdeki nüfusu %48, Arapların %28, Türkmenlerin nüfusu ise %21. Bu Araplaştırma siyasetinin sonucunda, 1977'de Arapların nüfusu %28'den 45'e çıktı. 1997'deki son sayım yanılmıyorsam orada da Arapların oranı %72'ye çıktı. Şimdi yeniden fiili durum Kürtler lehine biraz döndü. İşte Kürtlerin yarıya yakını yani kentin nüfusun yarı, neredeyse yarısının Kürt olduğuna dair bir takım Tabii ki bunlar şey değil yani bunlar bir nüfus sayımı olmadığı için kesin veriler değil ama işte bu konularda çalışan bir takım kurumların bize sunduğu ya da gösterdiği tablo. Bu bu tablo üzerinden tabii ki kavga devam ediyor şu anda işte bu seçimler vilayet seçimleri epey zamandan beri yapılmayan seçimler bir kere 2017'den önceki yani peşmergenin kontrolünün güçlü olduğu döneme dönüşün kapılarını açıp açmayacağı, bir Kürt valinin seçilip seçilmeyeceği gibi meselelerle son derece yakından ilgili. Pek çok taraf buna izin vermek istemeyecektir. Bir kere Yani İran bu konuda 2017'deki yeni oluşan statünün perde arkasındaki mimarlarından birisi olarak Türkiye ile de aynı çizgide yer aldılar. Ee, işte ...bunu çok istemeyecektir. Bir tarafta... E, ...Türkiye'de... ...tekrar... E, ...Peşmergen'in güçlü olduğu bir Kerkük yapısı... E, ...yapısını tehlikeli buluyor. E, kendi siyasi... E, ...çerçevesi açısından. E, o yüzden... ...Türkiye'de istemeyecektir. Ama Bağdat'ın Kürtlerle... E, ...mevcut anayasal... ...çerçevede çalışma... ...birlikte olma mecburiyeti var. O yüzden... Sudaninin de böylesi bir hani e, e, hani yeniden 2017 öncesiyle ilgili bir takım e, durumları gözden geçirmesinin nedeni de bu ihtiyaçtan kaynaklanıyor. E, tabii ki komite e, nasıl bir sonuç verecek onu bilmiyoruz ama bu önümüzdeki günlerde bu konu son derece e, işte yakıcı olmaya devam edecektir. E, Kürtler, öteden beri Kerkük'ü işte Kürdistan'ın daha içinde görüyorlar. Hatta Ceral Talabani Kerkük Kürdistan'ın Kudüsüdür ifadesini kullanmıştı. Şimdi Hemrin Dağlarını bir sınır olarak görenler var. Hemrin Dağları yani önemli Diyaladan başlıyor, Selahattin'den geçiyor, Kerkük'ün güneyinden uzanıyor. Diyal'a yani İran sınırından başlıyor diye hani bu, bu şekilde okumak lazım. Bu Hemrin Dağlarında IŞİD'le mücadele sürerken ben de asab elil hakkın e, karargahına gitmiştim. Orada röportajlar yapmıştım. Önemli. O süreçte yani 2014'ten itibaren IŞİD'le mücadele sürecinde e, Haçlı Şabi de Kerkük'te önemli ölçüde varlığını artırmıştı. Zaten 2017'de kentten e, işte hızlı bir şekilde peşmergenin çıkarılması da böylesi bir sürecin sonucu. E, elbette IŞİD e, gelince ve kurumlar çökünce Kürtler önemli bir pozisyon elde etmişti ama bu pozisyonu koruyamadılar ve bu mevcut işte türbülans oluştu ve bu devam ediyor. Tabii ki Kerkük'ün kimliği öteden beri tartışılmaktadır yani Türkmenler de Kerkük'ü tarihsel olarak işte kendi merkezleri olarak görme eğilimini koruyorlar. Araplar da öyle. Kürtler daha da geriye gittiği zaman Kerkük'ün Kürt yoğunluklu bir kent olduğunu özellikle hatırlatıyorlar. Böylesi bir etnik yapının korunması, birlikte yaşamın inşa edilmesi hep konuşulan, tartışılan bir mesele ama bir hegemonya ya da hakimiyet kurma meselesi söz konusu. Toprakların iadesiyle ilgili davalar var bir sürü. Ee, Tabi e, düzenlenmiş tapular var. Bu tapularla gidildiğin zaman Arap çiftçiler e, mahkemeleri kazanıyorlar. Buna e, işte geçmişin e, geçmişin uygulamaları ve geçmişe dayanan yasal haklar e, işte Arap e, Araplaştırma siyasetinin sonucudur diyen Kürtler e, buna itiraz ediyorlar. Velhasıl bu konu son derece topraktan siyasete, işte güç güç kontrolünden kurumların kontrolüne kadar her yerde son derece çetrefilli, çetin bir mesele haline gelmiş durumda. Bunu dondurarak yani bu meseleleri çözmeden, bir yere varmadan, statüsüyle ilgili ciddi bir müzakere süreci yürütmeden bunları dondurarak kenti neredeyse ölüme terk etmiş bir siyasi Anlayış var, statikoyu koruma anlayışı var vesaire. Bunlar kolay kolay da değişmeyecek önümüzdeki e, seçim sürecinde e, bu meseleler daha da e, şiddetli bir şekilde tartışılacak ve Kent patlamak üzere yani sürekli olaylar yaşanıyor. Bir taraftan da işit e, Kent'te e, civar Kent civarında. Varlık gösteriyor, işte saldırılar düzenliyor vesaire ve işte bunlar dediğim gibi bölgedeki türbülans olunca daha fazla da bu tür unsurların nüfuz ettiğini ve ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Kerkük dosyası ile ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bana eşlik eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.